Devam etti Allah'ımız. O saat, o kıyamet kesin olarak gelecektir. Ekâdu uhfîhâ. Ben neredeyse o kıyametin var olduğunu, geleceğini gizleyecektim. Uhfîhâ. Neredeyse gizleyecektim. Bak, gizleseydi ne olurdu? Suç miktarları artardı. Allah Teala diyor ki, neredeyse ben bunu gizleyecektim. Mevla'nın ölümümüzü ve kıyametin saatini gizlemesinin hikmetlerinden bir tanesi nedir? Askerde bir İzli arkadaşım vardı. Çok, çok saf gönüllü bir adamdı. Çok komikti. Bazı insanlar vardır kardeşler. Komik olması için, birilerini güldürebilmesi için komiklik yapmasına gerek yoktur. Onun duruşu ve natural hali, doğal hali komik olmaya yeterlidir. Bakarsın, bir iki cümle kullanır ve gülersin. Bu Rizeli böyle bir adamdı. Bir gün ona dedim ki, Rizeli, öldüğün, öleceğin günü bilseydin ne yapardın? Hocam çok basit. Ne yapardın kardeş? Öleceğim yılın son senesine kadar işleyebileceğim bütün günahları işlerdim. Bir sene kala hacca gider tövbe ederdim. Ve kalan bir seneyi İslam üzere yaşardım. Bakın Rizeli'deki zekayı görüyor musunuz? Şeytani bir zeka. Allah'ın ölüm tarihimizi gizlemesinin ve kıyametin geliş saatini gizlemesinin en büyük sebebini Rizeli söyledi. Kullarım son senesine kadar günaha batmasınlar, son senesi gelip tövbe edip bana yönelmesinler diye. Bu sahte bir inanış olur. İlaveten insanları günaha teşvik etmek olur. Eğer ölüm tarihimizi Allah bize bildirseydi. Bunları bildirmiyor, gizliyor. Ki bütün insanlar yarın ölebilirim, bir an evvel tövbe edeyim, Allah'a yöneleyim diyebilsinler diye. Rizeli'nin çok garip huyları vardı. Araçla mesela bir üst geçidin altından geçiyorsun araçla. Yanında ben şoförüm, o da yanımda. Üst geçidin altından geçerken Rizeli başını eğerdi. Aman başıma bir şey olmasın, vurmasın falan. Yok kardeşim araçtayız. Bize bir şey vurmaz. Bazı zaafları vardı. En büyük zaafı şuydu. Askerlik yaptığım yer çıplaklığın çok olduğu bir yerdi. Çarşı iznine çıktığımız zaman gözlerine hakim olamazdı. Ve kızlara bakardı. Rizeli'nin çok büyük zaafı buydu. Ama ciddi bakardı, derin bakardı. Uzun bakardı kardeşler, anlayın yani, çok uzun bakardı. Tabii birkaç ay içinde sohbet, muhabbet, anlatmalar, konuşmalar, ikna çabaları, beraber namaz kılıyoruz, İslam'a kalbi ısındı. Ve Rizeli'nin ağzından tövbeyi aldım. Kardeşim bak dedim, tövbe et, ne olacağımız belli değil. Çatışma çıkar, bir şey olur, ölürüz gideriz. Bu günahlarla gitme. Allah Kur'an'da diyor ki, قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Mü'min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ Ferçlerini zinadan korusunlar. Kadınlara tesettür emri var da onlardan önce bize bakmama emri var kardeşler. Kadınlar sonra geliyor. Rizeli'nin bu zaafından ikna ettim, tövbe etti. Ben de çok keyiflendim, mutlu oldum. İlk, şimdi ben de bakıyorum acaba sözüm ne kadar tesirli. İlk çarşı izinde Rizeli'nin durumuna bakıyorum. Çarşıya bir çıktık. Kızlar önümüzden geçiyor. Sol taraftan geliyorlar. Rizeli hemen şöyle yaptı. Tövbe estağfurullah. Bak direkt yönünü çevirdi. Elhamdülillah dedim. Allah'ım sana şükürler olsun. Sözüme çok güzel bir tesir vermişsin. Fakat Rizeli bir strateji yapmış. Kızların geldiği nokta neresi? Oraya bakmıyor. Yönünü direkt olarak oradan çeviriyor. Ama artık baktığı yer kızların geleceği yer. Bakın geldiği yer değil. Kız mesela sol tarafından kızlar geliyor. Sağ tarafa doğru geçiyorlar. Rizeli ne yapıyor? Tövbe estağfurullah diyor. Bana orada bir şekil yapıyor. Ve olduğu yere değil, kızların olduğu yere değil, olacağı yere bakıyor. Askerde komutanımız hareketli hedeflere bize atış yaptırırdı. Biz de atış yapardık, genelde vuramazdık. Komutan şöyle bağırdı. Asker! Hedefin olduğu yere değil, olacağı yere sık! Olacağı yere sık! Rizeli bunu biraz farklı anlamış. Hedefin olduğu yere bakmıyor. Hedefin olacağı yere bakıyor. Kızlar tam o noktaya geldiği anda bakmaya devam ediyor. Sonra bir daha tövbe çekiyor. Tövbe estağfurullah diyor. Biraz daha yönünü çeviriyor. Bir 90 derece daha yönünü çeviriyor. Ama yine kızların gideceği yöne doğru bakıyor. Rizeli dedim böyle tövbe olur mu? Hadi beni kandırdın. Sözümün tesirli olduğuna beni inandırdın. Ama Allah'ı kandıramazsın. Allah Teala bu kardeşimize hidayet nasip etsin. Biraz yoğun çalıştık üzerine. Hamdolsun Kur'an öğrendi.
Beş vakit namaza başladı. Bu zaafı konusunda bazen galip gelebiliyordu, bazen gelemiyordu. Mevla Teala inşallah bu kardeşimizi evlendirmiştir. Haber alamıyorum uzun yıllardan beri. Nikahlanmıştır ve artık gözlerini harama bakmaktan korumuştur diye ümit ediyorum. Kardeşler dua ediniz.